Efendim saatlerimizi 9 yaptık. Ajans hafta sonu devam ediyor. Haftanın son günü pazar gününde A Haber ekranlarında ve A Haber Radyo'da. Afganistan'da yaşanan gelişmeleri dünya yakından takip ediyor ki birazdan detaylarını paylaşacağız. Ülkemizde bir yandan koronavirüsle mücadele var ve afetler nedeniyle zarar gören, hasarlar oluşan illerimizdeki çalışmalarda devam ediyor. Ama gecenin sıcak noktalarından birisiydi Gazze. Zira Mescid-i Aksa'nın 1969 yılında ateşe verilmesinin yıl dönümü nedeniyle Gazze'liler bir protesto gösterisi düzenlemişti ve bir polis de çıkan olaylarda yaralanmıştı. İşgalci güçler ise hava operasyonu düzenledi Gazze'ye ve birçok nokta havadan bombalandı. Gazze'lilerin protestosuna İsrail savaş uçaklarıyla karşılık verdi. Filistin medyasına göre Gazze şeridindeki Nusayrat bölgesi ile Şati mülteci kampına saldırı düzenlendi. Bölgede ard arda patlama sesleri duyulurken yerleşim birimlerinin üstünden yoğun duman bulutu yükseldi. Yerel kaynaklar İsrail'e ait İHA'ların saldırıların ardından Gazze'de aralıksız uçtuğunu duyurdu. 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa bir fanatik Yahudi tarafından yakılmıştı. Saldırının 52. yıl dönümü nedeniyle Gazze'liler protesto düzenlemiş, bir İsrail askeri yaralanmıştı. İsrail ordusu saldırının Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam tugaylarına karşılık olarak yapıldığını duyurdu.